Suriye'de kimyasal hedeflerin vurulmasının ardından bir sonraki adım ne olacak? Rusya ile bir çatışma söz konusu mu? Konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasında savunma danışmanı olarak görev yapan emekli Tuğgeneral Dominik Trenkan'a sorduk. Amaç Esad rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullanma kapasitesini ortadan kaldırmak. Üç hedef vuruldu. Bir depo, kimyasal silahların üretildiği bir laboratuvar ve silahın kullanılması için emirlerin verildiğine inanılan kumanda merkezi. Bütün bu zincir vuruldu. Eğer öyleyse bu gerçek bir başarı. Hedef tam da buydu. Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasını engellemek. Peki bu durum Rusya'yı ciddi olarak rahatsız eder ve daha büyük bir çatışmaya yol açar mı? Hayır, gerilimin artmasından Rusya'nın bir çıkarı olmaz. Rusya, Esad'ın kazanan olarak geri gelmesine izin verdi. Ki 4 yıl önce böyle bir durum söz konusu değildi. Bu sefer Rusya'nın geleceği Rusya, İran ve Türkiye'nin sayesinde şekillenecek. Gerilimin artması savaşı ülke dışına taşıracaktır ve bunun Putin'e hiçbir yararı yok. Bu gerilimin engellenmesi için bütün önlemler alındı. Taktiksel olarak Rusya vurulmaması için uyarıldı. Macron ve Putin arasındaki tartışmalar herkesin müzakere masasına dönmeye zorunlu olduğunu gösterme amacı taşıyordu. Şimdi Suriye'nin geleceği dış aktörler tarafından şekillenecek. Onlar kısa süre önce Astana ve Ankara'da bir araya geldi. Rusya, Türkiye, İran ve tabii ki Suriye'nin katılımıyla bu olacak. Ve şimdi bu sürece Suriye'nin yeniden inşası için rol alacak olan Batılı ülkelerin de katılmasını bekliyoruz.